Mesela Samsun'la ilgili bir kanun teklifi mi oldu, bir madde önerge mi oldu, bir kanun, teknolojiye ilişkin bir kanun görüşülürken bizim madde görüşüldü ve o madde şuydu: Samsun'da tıbbi aletlerle ilgili, medikal sektörle ilgili ileri teknoloji bir endüstri bölgesinin kurulması. Özel teşviklerle donatılmış. Yani sadece şu anda yaptığımız değil, burada bir bilgi var. Şimdi bakın, biz mesela sermaye kısıtı çeken bir ülkeyiz. Ülke genel olarak, yani sermayemiz kendi çarklarımızı döndürmeye yetmiyor. Yurt dışından sermaye ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Şimdi ama sermayeniz bile olsa bilgi önemli. Bir şey üretme kapasitesi önemli. Samsun'da bu nüve var, bu çekirdek var. Bu kümeleme Samsun'da oluşmuş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şimdi bunu daha ilerilere taşımamız lazım. Kendi markalarımızla bu ürünleri üretmemiz lazım. Yani burada bir tıbbi alet yapılıyor. Diyelim ki biz 3 dolara onu Almanya'ya ihraç ediyoruz. Kim fabrikalar var burada biliyorsunuz, imalathane. %80 ihraç ediyor. Bir işte efendim ameliyat setinin içerisinde bizim 3 dolara gönderdiğimiz şey bize 20 dolar olarak geri geliyor. Ve kendi çoğu zaman da kendi ismini basmasını istemiyor. Çünkü oranın işte başka bir yabancı isim. Diyelim ki bir Alman firmasının isminin basılması isteniyor. Şimdi bunları Samsun yapabilir. Bunları teşvik etmemiz lazım. Ya bunları özendirmemiz lazım. Bunun için Samsun'a bir şey. Mesela benim o kanun teklifine bakın, çok acıdır. O zaman Samsun'un AK Partili milletvekillerine hiçbirisi destek vermedi, biliyor musunuz? Ve bana o gün, şimdi Düzce Belediye Başkanı olan o günkü Sanayi Bakanı ve Komisyon Başkanı, ya bu bugün işte bizim arkadaşlar, bizim grubun bu işe desteği olmadığı için yapamadık ama lütfen bunu hep gündemde tutun. Samsun için, bunu Samsun'a kazandıralım. Samsun için değil, aslında bu Türkiye için. Çünkü Türkiye çok ciddi bir şekilde medikal sektörle ilgili ithalat yapıyor. İthalatçı durumdayız. Bunları işte bakın, yani bu çok önemli bir şey. Yani Samsun'a ağır sanayi falan getirmemiz gerekmiyor. Yani bu temiz, temiz de bir sanayi. Şimdi Samsun turizm potansiyelini harekete geçirmemiz lazım. Az önce saydık işte. Her ilçeye Cenab-ı Allah ayrı bir güzellik bahşetmiş.